Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir şarafat Kili videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu şarafat Kili videosu sizlere güncel 2.24 yamasını nasıl kurabileceğinizi ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olacağım. Daha fazla şarafat Kili videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacağı bir benim Rabbe kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Öncelikle aramızda yeni katılanlar ve ilk defa izleyecek olanlar için bir duyurum var, bir ricam var. Sevgili arkadaşlar ben bir yıl aşkın zamandır hile videoları çekiyorum. 60'tan fazla hile videosu var şu an kanalda yukarı sağda tam olarak şurada hile videolarımızın bulunduğu anlatma bırakacağım. isterseniz gözden geçirebilirsiniz. O yüzden sizden ricam videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz eminim ki sıkıntısız ve tek seferde iyiliği başarılı bir şekilde kuracaksınızdır. Eğer ki başarılı bir şekilde kurarsanız da lütfen teşekkür ve destek amaçlı da beğeni bırakın ki başka insanlara da bu tarz videolar ulaşsın ve kanalımız daha hızlı bir şekilde büyüsün. Ee, bu arada 2.24 yaması olduğu için tabii ki de yeni Kronos seti de mevcut. Aynı zamanda Nekkin'imizi özür amaçlı verdiği e, yeni adanmışlık kılıcı da aynı zamanda oyun içerisinde mevcut arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi adam başı açık. Ve Hermit bölümüne itibaren bu hileyi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hermit bölümünden itibaren açık olduğu için oynayabileceğimiz için de isterseniz sıkıntısız bir şekilde de gördüğünüz gibi istediğiniz ekipmana da sınırsız Tıp kaynağı da kullanabilirsiniz diyerekten. Neler yapmaz gerektiğini anlatmaya başlayayım şimdi sizlere. Öncelikle sevgili arkadaşlar orijinal şarap ayetki siliyoruz. Yalan söylemediğimi kanıtlamak amaçlı zaten. Bizzat siliyorum. Silikten sonra uygulamaların linki ve İlelerimizin linkini, indirmeniz gereken uygulamaların linklerini falan her şeyi zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Hepsini indirdiğinizi farz ediyorum. Ardından uygulamaya Zaçıbır'a giriyoruz. Zaçıbır'a girdikten sonra daha moda tıklıyoruz. Aşağıya doğru kaydırıyoruz ve j.zip diye bir dosya var arkadaşlar. Bu dosya önemli olacak haberiniz olsun. Ee, sonrasında 144.50 MB'lik bir anlamaydı şarafaytaki dosyası göreceksiniz. Dosyayı tıklayıp buraya çıkar diyorsunuz. OBB GTA örnek verin, Buraya çıkart diyorsunuz. Delikten sonra Shadowfight 2.8.0 APK dosyası çıkacak karşınıza. 140.5 MB'lik. Tıklayıp yükle diyorsunuz arkadaşlar. Zaten orijinal Shadowfight 2'yi silmemizin sebebi bu. Eğer ki orijinal Shadowfight 2'yi silerseniz uygulama yüklendi deyip bende güvenlik taraması gerçekleştirecek. En ufak bir virüs güvenlik riski olmadığı için gönül rahatlığıyla indirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi yüklemeyi gerçekleştiriyor. Güvenlik tanımasını da gerçekleştiriyor. Güvenli diyor. Güven dedikten sonra internet balansı kapalı şekilde oyuna girmeniz gerekiyor. Hile kurulumu tamamlanana kadar internet balansını asla açmıyorsunuz. Eğer ki açarsanız öyle oyuna girerseniz de bu oyunun eski sürümüne sahipsin. Oyunu güncelle diyecek. O yüzden internet bağlantısı kesikli olmayacak. Ardından oyundan çıktıktan sonra açıldığı gibi tekrardan uygulamaya zaten download kısmına girdiğimizde j.zip dosyasının önemli olduğunu söylemiştim. Çünkü buraya tıklayıp görüntüler diyoruz ve burada 95.72 kilobaytlık usersokta dosyası var. Bu dosya sayesinde az önceki gösterdiğim hileye erişebileceğiz. Buna basılı tutup kopyala diyoruz. Bu arada öncesinde eğer ki sizde bu dosya gözükmüyorsa Google Drive'de gözükecektir. Google Drive'e geliriz. Eğer burada da gözükmezse internet bağlantısını açıp yüklemeyi yapıp tekrardan deneyin. Çıkması lazım. Oradan yüklemeyi yapıp sonra internet bağlantısını kapatır. Buraya tekrardan dönersiniz. Neyse kopyalamayı gerçekleştirdik. Sonrası download'un yukarısındaki yazıya tıklayıp cihaz hafızası diyor. Arna Android'e basıyor. Sonrasında da data'ya basıyoruz. Sonrasında ekstra zarçı bir izinlerini verdiğiniz bir uygulama bu şekilde gözükecek zaten. Ardından Com.net'i Shadow Fight'ı buluyoruz. Bulduktan sonra tıklayıp Files, Usar Data diyoruz. Usar Data diyoruz daha doğrusu. Usar Data dedikten sonra da sağ aşağıdaki mavi zarf butonuna tıklıyoruz. Ardından yapıştırmayı gerçekleştiriyoruz. Sonrasında eğer ekstra ufak tefek ayarlar yapacaksanız da 95.72 kilobaytlık bu ses nokta tıklayıp aç diyorsunuz. Şu an itibariyle Quick Edit uygulaması girmiş bulunmaktayız. Burada benim ayarlamak istediğim en önemli şey tabii ki de tılsım kaynağı miktarı. Ben buraya 3 tane daha 9 ekliyorum. Siz istediğiniz gibi bu arada istediğiniz rakamları yazabilirsiniz. Forge Materyal 1, 2, 3 Bizim tılsıp kaynan miktarımızı gösterin. Numara 703 arkadaşlar aklınızda tutun. Sonrasında ben numara 11'e geliyorum. Değiştirmek istediğim tek bir şey var. Videonun en başında söylediğim gibi Arcos fotoğrafı yeni Drakayna'ya tenebris yapmak. Ee, ben sürekli tenebris yapıyorum. O yüzden Drakayna yapmak istiyorum. Drakayna şöyle yazdık. E, zaten sınırsız enerjidir. Ekstra ayarlar da vesaire her şey yapıldı arkadaşlar. Sevgizat sağ olsun. Animate enerjiyi falan yaptı. O yüzden artık Animate enerji yazmamıza falan gerek yok. Buradaki iş benim için bitti. Ama size ekstradan para, mücevher ve seviye ayarı yapmak istiyorsanız. Devil 8 diyor mesela. Buradan istediğiniz gibi seviye ayarı yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, ee, kalemin solundaki zarfa tıklayıp kaydet diyoruz. Ardından quick edit de işimiz bitiyor arkadaşlar. Kapatıyoruz burayı. Ardından item balansı olmayacak şekilde tekrardan şarafa giriyoruz. Eğer ki adımları aynen gerçekleştirdiyseniz burada direkt error yazısı çıkacak. İsterseniz yeniden yüklediğin, reload deyin ya da direkt oyundan çıkın. Fark etmez ama Shadow Fight kapatın. Sonra aynı yere, za çevire tekrardan buraya dönüyoruz. Eğer ki yanlışlıkla uygulamayı kapattıysanız, bir şey olduysa ve ne yapacağınızı hatırlamıyorsanız da tekrardan göstereyim. Zaten dosya ayarlarını falan yaptığımız için Android, Data ve com.shadowfight'ı buluyoruz. Ardından yine files, userdata diyoruz. Ve bu ayarı yapmadan oyuna girerseniz güncelleme falan yaparsanız iyiyle çalışmıyor. O yüzden dikkat edin. Userdata.xml'i siliyoruz buradaki bası tutup sile basıyoruz. Ardından en aşağıdaki backup.xmlh bası tutup usans.xmlh olacak şekilde yani backup alt re kısmını siliyor ve aynen bu şekilde yeniden atlandırdıktan sonra zar çıbırla da işimiz bitiyor ve ardından shadowfight'e tekrardan giriyoruz. Sonrasında oyun bizden 183.3 MB'lik bir indirme yapmamızı isteyecek. Bu indirmeyi de tabii ki de internet bağlantısını açıp gerçekleştiriyorsunuz. Daha moda tıklıyoruz. Şimdi indirmeyi gerçekleştiriyoruz. İndirme tamamlandıktan sonra hile kurulumumuz tamamlanmış olacak. Yani hile çalışıyor olacak. Fakat bu e, hilenin şu an 2.8 versiyonu olduğu için tabii ki de 2.24 versiyonuna güncellememiz gerekecek. Yani indirme tamamlandıktan sonra güncellemeyi gerçekleştireceğiz. Kaldığımız yere tam gaz devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar hile kurulumu tamamlandı oyunu direkt olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Türkçe'ye çevirdikten sonra oyundan çıkıp bu sefer de az önce söylediğim gibi oyunu 2.24 versiyonuna güncelleyeceğiz. Güncelleme tamamlandıktan ve item balansıyla oyuna girdikten sonra arkadaşlar 240 MB'lik bir indirmemiz daha olacak. O indirme de tamamlandıktan sonra sevgili dostlar. Hilemiz tamamen hazır olacak haberiniz olsun ben şimdi videoyu tekrardan durduracağım sizi gereksiz bekletmek istemiyorum oyuna tekrardan girdikten sonra önce ekipmanları göstereceğim videonun başında olduğu gibi ardından bir de son olarak yeni kronos setinde bir dövüşte sizlerle deniyor ardından da videoyu sonlandıracağız hem isimli avatar çalışımı diye bu sayede göstermiş olacağım. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle hilemiz tamamen hazır ekipmanları tekrardan gösteriyorum gördüğünüz gibi. Zaten adammışlık direkt olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda hem ekipmanları gösterirken bir de üstüne ben tabii ki de yeni kronos setini size için kuşanayım. Gördüğünüz gibi krono setini antipayla açık. Ee, şimdi direkt olarak kaskı da takalım. Ardına ateşli silah. Büyü de aşağıda zaten. Evet e, sevgili arkadaşlar umarım modu beğenmişsinizdir. Umarım iyiliği tek seferde sıkıntısız bir şekilde kurmuşsunuzdur. Hemen kapanışı yapayım hem de sizler için hem bu kronos setindeyim. aynı zamanda avatarla e, isim çalışıyorum diye size aynı zamanda göstereyim. ekipmanları da önce bir göstereyim tabii. Aynı zamanda şimdi ben bir yandan kapanışı da yapayım. Ee, i̇zlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğer hileyi başarılı bir şekilde yaptıysanız destek ve teşekkür amaçlı bir benim Rabbi kanalımıza da hala aboneyseniz de abone olup bilinir açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oyun sizden başka üyelerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada merak etmeyin arkadaşlar bu küçük freeze ile alakalı bir e, oynanış videosu çekeceğim. Bu diyalogları da esas alın hiç merak etmeyin o da yakın zamanda. Belki de pazar günü gelir. Ne yapacağım belli olmaz. Tekrar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.